Şöyle aramızı alalım ya. Hintli biraderlerim bırakmıyor ki. Arkadaşlar hepinize merhaba. Sirius Vision Jet arkamızda. Ama yanımda da Serkan Kozlu var. Serkan merhaba, merhaba der misin? Uzun zaman oldu Serkan Kozlu'yla görüşmeyeli. Evet. Sağ olsun geldi. Dedi ki Cihan ben müsaitim. Ki çok müsait olamıyor son zamanlarda. Evet, ya İstanbul'da şeyle görüşemeyip Dubai'de buluşmak da enteresan oldu. Ya daha güzel oldu. Değil mi? Evet evet, hep İstanbul'da görüşüyorduk biliyorsun. İlk uçağımız Cirrus. İlk uçağımız, bütün uçakları gezeceğiz arkadaşlar herhalde. Evet. Şimdi Serkan Kozlu uzun zamandır biliyorsunuz konuğumuz olmuyordu. Hep beraber Cirrus Vision Jet'i gezeceğiz. Bu uçakla ilgili benim anlatmak istediğim birkaç şey var. Gel içeri girelim abi. Bakalım. Gel içeri girelim. İçeride devam edelim. Çok güzel bir uçak. Tek motorlu bir minik bir jet uçağı. Nasıl, rahat mı? Abi çok rahat. Hemen geliyorum o zaman. Şimdi geniş açıyı takalım bir de. Şöyle. Evet. Evet. Hafta sonu gezmek için. Evet. Değil mi? Abi çok iyiymiş yalnız, biliyor musun? Şu detaylara bakar mısın? Al bir tane al. Bundan bir tane yakışır ama sen al da biz binelim be. Evet, bak Cirrus Vision Jet. Ben bunun için çok merak ediyordum. Girip kurcalayamamıştım. İstanbul'da da gördüm bunu. Evet. Şu side stickler falan, bu otomobil gibi duruyor biliyor musun? Evet evet. Çok çok şık yapmışlar. Şimdi bu uçağın en büyük özelliği abi, ben sana hemen söyleyeyim. Burada diyelim tek pilota sertifiye bir uçak. Evet. Diyelim ki ben uçuyorum. Ve bir şey oldu, yediğim dokundu, ben bayıldım böyle. Evet. Yanımda da işte başka birisi var. Ne yapacak havada? Buradaki bir tane düğme var biliyor musun bak. Sen biliyorsun. Nereden biliyorsun? Safe return automatic. Sana demo mu yaptılar? Demin bir demo yaptılar. Bu düğmeye basıyorsun. Safe return automatic ve önümüzdeki ekranlar, ki bunlar da Garmin 3000. Garmin 1000 değil. Biz Garmin 1000 sanıyorduk önceden ama Garmin 3000'miş. Garmin 3000 arkadaşlar uçağa en yakın ve en uygun hava meydanını tespit ederek oraya evet, indiriyor. Aynen. Ve her şeyi kendi yapıyor. Her şeyi kendi yapıyor. Kuleyle kendisi görüşüyor. Meydanı kendi seçiyor. Uygun bir meydan, inebileceği bir pist seçiyor. Konfigürasyonu da kendisi ayarlıyor. Her şeyini durana kadar, sonra da kapıları açabilirsiniz diye bilgi veriyor. Peki bunda kaç kişi rahat seyahat ederiz? Bak önde bir dakika dur bir saniye. İki orada pilotlar var zaten. Pilot. Onlar biraz geri geliyor. Tek kişi olduğu için pilot solda oturur muhtemelen. Yolcu sağda var. Bir yolcu var. Biz şu anda çok rahatız. Evet. Sadece şu arka taraf biraz sıkışık olabilir. Ama orada da iki çocuk, bir büyük. Yani diyelim dört yetişkin, iki çocuk. Bak burası çocuk oldu. Evet. Aynen. Aynen. Yani burada ben gidemem mesela ama evet, şurada rahat giderim. Aynen. Burada mesela ben 4 saate kadar okeyim. Ben de okuyayım. Yani uçak gayet başarılı bir uçak. Yani emergency exit var burada. Evet, emergency bayağı exit yapmışlar ya. Evet, küçücük evet, uçak ama. Aynen aynen. Oksijen maskelerimiz var. Bir de ön taraf otomobile benziyor. Tamamıyla glass cockpit. Tamamıyla güzelleştirmişler uçağı. Tamamıyla glass cockpit yapmışlar. Bir de bunun bir özelliği var. Geçtiğimiz hafta şey oldu. Acil durum yaşadı bir tanesi abi. O paraşütle, paraşüt var. Aa bak onu buldum şurada. Onu bir gösterelim abi. Otoland'in demosu. Bak adam bayılmış. Yanındaki korkuyor ama düğmeye basıyor ve uçak kendisi tespit edip en uygun meydanı, en uygun pisti iniyor durana kadar. Evet. Bak paraşüt de burada. Abi onu anlatıyordum sana. Geçtiğimiz hafta bir tanesi acil durum yaşadı bunun aynısından. Ve paraşütle şöyle yavaşça süzülerek helikopter gibi indi biliyor musun? Evet, bak burada ne? 15 bin fit altında olması lazım. Abi evet. Şey çok güzel yani, o paraşüt mevzusu çok güzel. Evet. Onun haricinde de başka şu ön tarafı da göstermek istedim. Side stickler güzel, estetik duruyor. Kullanımı rahattır herhalde. Sen side stick'e alışıksın. Side stick'e alışmışız. Evet yani kullanım rahattır. Özellikle Cirrus'ta zaten. Cirrus'ta kendi uçağında ki biraz daha eğri duruyor. Biraz böyle 45 derecelik. Propeller'dan gelen kişiler bunda hiçbir sıkıntı çekmiyor. Uçabilirim. Gerçi sen her şeye alışıksın. Lövye'ye de alışıksın abi. 747 type evet, rating de aldın. Evet evet, aynen öyle. 747'ye gelmeye 37 var. 37 var. Bana bunları tek tek anlatmayın Serkan tamam, Bey. Tamam anlatmayalım daha. Hayır bunları tek tek söyletmeyin yani. Arkadaşlar evet, kimsede olmayan type rating Serkan'da var. Mütevazilik yapıyor ama. Evet uçağımızın içi böyle. Bir de dışarıdan turlayalım. Hemen gözlüğümüzü de takalım. Karizmamızı tamamlayalım. Aynen. Serkan hiç çıkarmadı gözlüğünü. Evet dışarıya doğru gidiyoruz şöyle. Abi dışarıdan da çok estetik duruyor bence. Evet evet. Yani çok ilginç. Nasıl? İtalyanların bir uçağı var ya, neydi? Neydi hangisi? Ya? Arkadan pervaneli vardı ya iki tane. İtalyanların hangisi bilmiyorum. Piaggio.
Piaggio. Piaggio, evet. Evet, şimdi bu yaşanmamış gibi devam ediyoruz. İtalyanların evet. Piaggio uçağı vardı ya, pervane evet. arkadan. Evet, çok iyi bilirim. İşler. Çok güzel ama jet... Paraşüt de buradan çıkıyor. Evet. Şuradan patlıyor paraşüt. Bak burada hatta diyor, roket deployed paraşüt. Böyle püf diye. Evet. Ama çok şey çok abi iyi ya. Ama yani... ağır dengesini öyle tutuyor ki yani yatay bir şekilde inecek. O gayet güzel. Anlatıyorsun be. Her şeyi düşünmüşler. Gerçekten çok mühendislik harika bu uçak. Ben burada şeyi anlamıyorum. Yani biz tabii bunu teknik olarak anlatamayız ama. Abi motorun hava yani ön girişi yukarı doğru bakıyor. Yani bu bir de o, kurucudayken şöyle birkaç derece yukarı doğru baksa. O havayı nasıl rahat alıyor? Yani alabiliyor mu bilmiyorum. Şundan dolayı dedim. Şimdi bilenler yorumlara yazsın. O motorun önü 777'nin biraz şeydir mesela. Şöyle öne doğru şöyle bir açı vardır. Hani burun yukarıda evet. gidince rahat hava alsın diye ama belki bu küçük yani çok havaya ihtiyacım yok. Güzel LED light'lar arkadaşlar her yerde. Abi bir şey diyeceğim de uçak güzel be. Güzel güzel. Gerçekten. Ha, estetik duruyor yani. Evet. Fiyatı ne? Onu sorduk mu? Sormadım ya fiyatını. Fiyatını ama soralım. Biraz sonra biraz şeyleri daha teknik detayını sorabiliriz. Bak remove before flight'lar. Sarıkles çağrışlar onlar. Serkan seninle ilk yaptığımız video herhalde bir 3 yıl oldu mu? 2019'da mı yaptık? Evet 2019'da yaptık değil mi? O zaman bize nasıl pilot olur mu sorup şimdi mesela öğrenci pilot olan o kadar çok insan var ki. Mutlaka var. Onlara ya. Ne demek istersin? Bu zor süreçte başarılar diliyorum. Tabii çok zor bir kolay bir dönemdi ama piyasa açılmaya başladı sanki Cihan. Değil mi? Güzel bir gelecek bekliyor tekrar herkesi. İnşallah güzel olur bundan sonra. Böyle bir kriz yaşamayız. İnşallah. Aynen. Şey diyordum ha, Serkan çok destek veriyordu aynı zamanda sağ olsun. Ama ben de bir taraftan da hakkını teslim edeyim. Sen şimdi Cessna'yı da sayarsak ondan fazla uçak oldu neredeyse. Yok, onu olmadı işte. Allah söyletti o zaman. Gerçi o da kötü bir şey şimdi Allah söyletti. Belki 77'ye geçersin. Olabilir. Değil mi? Olabilir evet. Bir 77'miz yok mu? Yok bir 77 yok. Bir 77'miz yok mu? Şimdilik yok henüz yok. Herkese. Söyleyelim mi selam? Söyleyelim. Buradan selam olsun Cankat Cansu 777'de. Aynen. Şu an ne yazık uçuşta kendisi. Uçuşta mı? Evet. Burada da bagajı var. Evet. Bagajımız var. Gel teknik detay soralım. Evet. The distance what he's making. The range what he's making. Range is 1,200 miles. But it's really nice. So what is the speed? What is he making? Speed is 310 knots. 310 knots. Something okay. more, something less. Yeah. The maximum altitude? 310. Okay. You came with that? Serkan Kaptan'ın bir de parasını sorabilir misiniz? And what's the average? The average price of this aircraft? This is $3.2 million. $3.2 million. Abi bir şey değil, yeah. emeklerinden ucuz. Gel videoyu bitireceğiz. Yes. Sonra otururuz okay, istiyorsan. Let's finish video. Our video. So, yeah. Evet Cem. Evet detayları da aldık. Detayları ama aldık. İngilizce konuştunuz ben anlamadım. Evet. Kaç Cem, yapıyormuş? O 310 knot yapıyormuş. 31 bin feet maksimum irtifası varmış. 1200 milde iki yolcu ve full yakıt. 1200 mil. Peki bir özel jet kaptanı pilotu olarak bu değerler sence iyi mi kötü mü? Değerlendirirsen. Yani, 6 yolcu. Yani bu uçaklar daha çok böyle Amerika içerisinde işte tek pilota sertifikalı olan işte PPR olan işte iş adamları görüşme içerisinde 1200 mil range'in içerisinde olacak şekilde. Evet güzel uçak olabilir. Hatta Türkiye için de olabilir ama bizde daha çok böyle işte heyet olunca işte 2 yolcu 3 yolcu az olur. Evet arkadaşlar Sirius Vision Jet'i incelemek istiyordum hep. İstanbul'da inceleyecektim bunu. Ama incelemedim. İnceleyemedim daha doğrusu. Yani hava da biraz kötüydü falan. Hani güneşli havadaki gibi olmuyor. Evet. Her şey sizin için arkadaşlar. Buraya bıraktım bu uçağı. Burada da Serkan'la beraber incelemek nasip oldu. Aynen. Ya ben çok vallahi çok sevindim ya. Vallahi ben de canım. Seninle uçak incelemek hep istiyordum. Ben 380 denk getirip incelemek isterdim Serkan'la aslında ama onun da ilgi alanına giriyor çünkü A380. Ben ama bu da olsun. Bu da hani olsun. Hani en büyüğünü incelemek isterken evet. en küçüğünü evet. ama güzelini inceledik. Çok güzel. Gerçekten bayağı etkileyici bir uçak demişler. Evet ben de çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlarınızı da yapın arkadaşlar. Buradan hepinize çok teşekkür ediyoruz. Dubai'den Serkan Kozlu'yla birkaç videomuz daha gelebilir. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın. Havacılık. Havacılıkla kalın bizim slogan o abi. Evet, bir daha kapatayım istiyorsun. Hadi kapatalım.
Serkan Kozlu'yla başka videolarımız da olacak. Takipte kalın. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın ve havacılıkla kalın. Havacılıkla kalın.